Evet, selamun aleyküm. Beyler hoş geldiniz. Oo, iki tane Galatasaray geldi. Aleykümselam. Bu karakter neden bu kadar güçlü? Beyler, bayanlar diyelim. Pardon, özür dilerim, özür dilerim. Evet, bayanları saymadık. Yetenek slotları. Yetenek slotlarını göstereyim kardeşim. Bunların artı 10 slotları var. Bende bütün karakterlerin artı 10 slotları var. O Müslümcü, hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Bir tane maç atayım ya. Bugün hiç maç atmadım. Bak zaten biletler 10 tane. Takım bileti. Yeni girdim oyuna. Teşekkür ederim kardeşim. Ben de iyiyim. Seni buralarda görmek güzel. Rakip direkt özel güçle başladı. Ne oldu? Bağ kesecek, oyunu iptal edecek. Yakışır. Taraftarları ben gizliyorum kardeşim. Kendime göre yapmış olduğum ayarlar var. Görmek istemediğim için kapatıyorum. Böyle yaptığın zaman maç iptal oluyor Mustafa. Yani yenilgi saymıyor. Adam muhtemelen yenileceğim ben buna dedi. O yüzden iptal etti. O da bir taktik işte. Yenilmeme taktiği diyelim. Ama tabii yenmeyi çok takanlar için geçerli o taktik. Ben o tarz şeylere çok takılmadığım için yeniliyorum ben de yani. Yenildiğin rakip var mı? Var tabii canım, olmaz olur mu? Bu oyunda yenilmeyen insan yok ki, herkes yenilir. Maksat oyundan keyif almak. Yok, o esnada oyunu kapatıyor. 2-0 öne geçiyor. 2-0 öne geçtikten sonra oyunu kapatıyorsun. Kapattığın zaman maç otomatik olarak iptal oluyor. Hayırlısı olsun kardeşim, bıraktıysan. Bu oyun evet, paraya dayalı bir oyun. Yani paran varsa iyi şartlarda oynarsın. İşte bilgisayarın falan da tabii iyi olması lazım. Yani mobilden de oynanıyor ama bilmiyorum, bilgisayardan oynayan insan bilgisayarın keyfini aldıysa ne oldu? Bol şans dedi rakip. Tanıyor bizi herhalde. Hasan Yıldırım bizi takip etmiş. Kardeşim aramıza hoş geldin. Rakip bize maçı saldı. Neden acaba? Dede bizi takip almış. Kardeşim hoş geldin. Evet şöyle. Oo, rakibe kızdır geldi. Ha, bir dakika lan, şu bizim şurası bozulmuş abi.
Merve devamlı güç açıyor, bir şeyler yapıyor. Kendince maçı kazanırım diye hayal ediyor. Bakalım hayalleri gerçek olacak mı? Teşekkür ederim kardeşim. Ellerine sağlık, eksik olma. 44 saniyemiz kaldı. Rakip 6-2 önde. Bakalım sonumuz ne olacak? Yenebilecek miyiz? Hadi at. At da rahatla. Biraz da biz sana atalım şimdi. Güzel. Merve'yi tebrik ediyoruz. Merve bizi yeneceğini ümit ediyor ama o biraz zor ihtimal. Şöyle atalım. Ah Merve. Kaleci görünmez topu yiyor. Şurada bir şey ayarlayacağım bir dakika. Evet. Oyun yine berbat. Yani berbat derken MS vesaireden oynanmıyor anlamında mı söyledin? Yoksa masam onu ilgilen? Yok, masam o ilgilenmiyor canım. Koca Ramazan geçti. Etkinlik vesaire hiçbir şey getirmedi abi. Oldu? Şuradan he. MS çok olmuyor ya. Yani bende olmuyor bilmiyorum. Diğer arkadaşlarda oluyor mu ama bende olmuyor. İçten geçme var ama. İçten geçmeyi artık biz kabullendik abi. Yapacak bir şey yok. Sistemin istediği kadar iyi olsun. Bilgisayarın, internetin istediği kadar iyi olsun. İçten geçmenin önüne geçilmiyor abi. Benimki fiber, evet. 100 megabit fiber kullanıyorum. Ya oyunla alakalı şöyle söyleyeyim. Yani bende olması gereken bütün sistem var arkadaşlar. Yani ona rağmen hani bu oyunu artık ben oynayamıyorsam hiç kimse oynayamaz abi. Yani bilgisayar sistemim de çok iyi, internetim de çok iyi. Ne bileyim ben yani monitörüm, klavyem, işte aklınıza ne geliyorsa yani her şey olması gerektiği gibi. Bak bot geldi mesela. Niye? Az önce rakip saldı diye. Yani bu oyunu ben oynayamıyorsam artık daha detay konuşmaya gerek yok abi. Yani internetse internet var, bilgisayarsa var. Ne bileyim ben yani. Her takım tam oynanmıyor işte. Yani oynanmıyorsa artık bu şekilde kabulleneceğiz. Fero hoş geldin. Şu an önde olan bot Fero. Bota yeniliyoruz abi. Kuş benim.
Masamo'nun şu yapmış olduğu olay Yüz Devil'da oynayan oyuncuların hiçbirini mutlu etmedi abi. Yani bunu bilinçli yaptılar. Millet maç salmasın diye. Rakip maç saldığı zaman sana gerçek oyuncuyu vermiyor abi. Kuşun kostümleri zaten bana takılı. Vega'nın aksesuarlarını almış işte. Hadi bakalım ileri diyelim. Şöyle güçlü rakipler beni yakalasın ya. Mehmet. Hadi bakalım. Bol şans Mehmetçim. Yok abi bu da gitti. Şimdi bu gitti. Bize şimdi kesin bot atar. Kariyer modu yenilendi, evet. Abi dönüp dönüp duruyor. Bot gelecek kesin. Yani ne oldu? Ha, etkinlik var. Şunu 7 seviye yapalım. Etkinlik mi var? Bu varmış bak. Neyse yavaş, abi şuraya bak ya. Yani etkinlik ne zaman geldi? Biz 30 bin taraftarda direkt 69. sıraya gelmişiz. Ha, dün bizim Sarp 57. alay 16 milyon taraftar kasmış. Vallahi yok diyorlar ama bilmiyorum. Bak burada mega paket diyor. Etkinlikte de mega paket mi veriyor sonunda? Aynen bunu alalım o ödülleri de almış oluruz. Vallahi doğru söyledin Müslümcüğüm. Rakip gol yemiyor. Vallahi helal olsun. Ama illaki yiyeceksin kanka. Boyum bilmiyorum ki bu karakterin boyu 165 olması lazım. Ya 165 ya 167. Bu maçtan sonra bakayım. Öyle ayarladım çünkü. Yani slotları ona göre dizdim. Ne oluyor lan? Adam devamlı gol atıyor. Herkes bununla oynuyor diyor. Allah Allah. Benden çözmüşlerdir işi. Ben bununla da oynuyorum. Siber Jack'le de oynuyorum. Cupid'le de oynuyorum.
Üç engelleyici yaptı. Ah be kardeşim. Biz senin o bildiğin oyunculardan değiliz be. Son saniyelerde güç açmayız. Korkma be. Sen bizi yeni yetme mi sandın? Ama sen de kendine göre haklısın. O kadar çirkef oyuncular var ki adam ne yapsın abi, güç engelleyici atıyor. Açabilir diye. Bunun gücü biraz fazla, evet. Bir slot fazla veriyor bu enteresan bir şekilde. Masamı bunu bilinçli mi yaptı, bilinçsiz mi onu da bilmiyorum. Bakalım bunun gücü kaçmış. Ne oldu? Şuraya mı basacağız? Şuraya basacağız herhalde. Basamıyoruz abi. Heh. 165'miş. 165 boyut, 139 şut, 147 zıplama koymuşum ben buna. Bunu şut da yapabilirim aslında ama zıplamayı yüksek yaptım. Hani hem zıplama hem boyut olsun diye. 126 da hız yapmışım. Mesela bak bunda normalde hepsini ben aynı ayarlamıştım. Bak şimdi bunda 150-126 diyor boyutla şuta. Zıplamayı da 126 diyor. Bak kupitte düşüyor. 118 oluyor. Şutlar aynı. Bu efsane Jack'te bir kademe yukarıya çıkıyor. Bak kupitte zaten şey düşüyor. Aslında slotlar aynı. Ama bunun bir şeyi fazla abi. Neyi fazla bilmiyorum. Yetenekleri aynı mı? 3 tane. Burada 4 tane. Kupit de aynı mı? Aynı. Bunda bir şey var anlamadım abi. Bunun ilk birinci herhalde slotları dizilmemiş haliyle burada bir şeyi fazla bunun. Ya şutu fazla ya zıplaması, boyutu, bir şeysi farklı. Efsane Jack'te şey, Siber Jack'te nasıl? Bak Siber Jack'te aynı kupitle. Bir de bal kabağını ayarlamıştım ben öyle. Bal kabağı nerede? Bal kabağı nerede abi? Niye göremedim? He burada. Bak bu da aynı. Bunların hepsi aynı. Hatta bal kabağını oynayayım dur. Ah Selman geldi. Bak kupitle. Kupitte şeyi düşürüyor diyorlar. FPS düşürüyor diyorlar ama bende öyle bir şey düşürmüyor. Ya diyorum ya, benim bilgisayarım, internetim, her şeyim iyi. Yani bu oyunda hani niye oynayamıyorum mu? Bunun bir açıklaması yok. Yani şunun ayarını yapayım, bunun bilmem nesini yapayım. Artık öyle bir şey yok abi. Bu içten geçme, donma, zart, zurt, neyse işte adın, sorunun. Hepsi tamamen oyunla alakalı bir sorun. Veya benim botluğumla alakalı, öyle söyleyeyim. Ya ben görüntü olarak Kupit'i seviyorum. Yani Kupit'in görüntüsü çok başka abi. Ama genelde bu eşit yaptığım karakterlerle oynuyorum. Artık bunlara alıştığım için. Güçsüz. Evet, güçsüz de İddialıyım abi. Ya güçlü o kadar iddialı değilim. Güçleri çok daha profesyonel açan oyuncu kardeşlerim var. Mesela bizim Fero, Taha. Bunlar gerçekten, Sefa mesela şu an çok oynamıyor ama bunlar güç olayında çok profesyoneller abi. Yani çok iyi açıyorlar gerçekten güçleri. Ben güçsüz de iyiyim. Yani güçsüz de herkesle kafa kafaya oynarım yani. Şöyle fake atayım. Bir saniye fake atayım. Taha gibi.
Mesela zamanında şey vardı. Onun adını tam koyamadım açıkçası. Bizim Murat Çelik vardı mesela. Oyunun eskilerinden burada olan var mı? Onlara da soralım mesela. Murat'la alakalı mesela güçlü mü iyi oynuyordu, güçsüz mü? Ben onun adını tam koyamadım. Ama o da genelde yanlış hatırlamıyorsam güçlü oynuyordu. Yok canım, güçlü oynamak da önemli ya. Yani güçleri açmak da bana göre ayrı bir meziyet yani. 2020'den beri varım, eski sayılırım. Mesela Müslüm de eski oyuncu. Müslüm'e soralım. He kardeşim, senin ismin ne? İsminden hitap edeyim sana unutmazsam. Bence ismini, yani şeyi, TikTok'taki ismini bence kendi ismini yap. Halise. Hadise değil değil mi? Halise. Ben hadise derim sana kesin. Dün Sarp'a Sinan mı dedim, Serhat mı dedim, bir şey söylemiştim ona. Halise, tamam. İnşallah unutmam. Peki Halise, sen şeyi tanıyor musun? Murat'ı, Akrep Kralı. 2020'den beri varsan tanırsın muhtemelen. Müslümcü'ye de sorarım. Müslümcü, sence Akrep güçlü mü daha iyi oynuyordu, güçsüz mü? En son askere gitmişti. Evet, askerden sonra zaten oyuna dönmedi bir daha. Bekir, biz Vortex'i tanıyoruz demiş. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Eksik olma. Bak şimdi adam maçı saldı abi. Bir de bot gelir şimdi bak. Böyle, bu oyunun böyle bir saçmalığı var şu anda işte abi. Gördün mü? Yani biri maç saldığı zaman bot gelme ihtimali çok yüksek abi. Ya tabii canım, iyi oynuyordu o kesin. Hani hangisinde daha iyiydi? Yoksa hani Murat'la alakalı Murat'a kötü oyuncu diyen adam bu oyundan anlamıyordur abi. Ya ben mesela kendimi direkt tanıyorum zaten. Kendim söylüyorum mesela. Hani ben özelde çok iyi değilim diyorum. Özelsiz de iyiyim diyorum mesela. Hani bu analizi ben kendi kendime yapmışım zaten. Özelsiz de bence daha iyi demiş mesela Müslümcü bak. Evet. Gökhan, bizim Gökhan, benim kardeşim gibidir. Aynı semtte oturuyoruz. Cemre abi, ben de VS atacağım. Kardeşim yakala beni, oynayalım. Tabanca, evet. Tabanca hesabıyla takılıyordu Gökhan. O da mesela güçlerde iyi değildir. O da mesela o öz eleştiriyi kendinde yapıyordu zaten. Güçsüz daha iyi oynuyordu, özelsiz. Aynen. O yüzden zaten Murat küstü gitti. Adamın YouTube'da o kadar takipçisi vesaire vardı. Masamo hiçbir şekilde o adama, yani al şu karakteri tanıt, işte şunu sana verelim, işte ne bileyim, sen bize faydamız var vesaire, hiç öyle bakmadı abi olaya. Masamı o konularda çok aşırı derecede ketum yani. Güçsüz oynayan yok. Ben varım işte. Beni yayıncı olarak görmüyor mu Bekir? Birçok İnsan onun yüzünden başladı oyuna. İşte Masamo öyle bakmıyor abi olaya. Masamo diyor ki biz yaptık bu oyunu. Öyle bir adamı kaybetti yani.
Adam senin oyununu o kadar tanıtıyor, ediyor. Biz de mesela bak işte biz o kadar oynuyoruz, ediyoruz. Çok önemli değil. Bana öncelik tanımasın zaten. Onun vereceği öncelik olmasın zaten de. Hani onun vereceği önceliğe de ihtiyacım yok benim ama ne bileyim mesela bir karakter çıktığı zaman yani yayıncıya şunu demek bu kadar zor mu yani? Al kardeşim biz sana 3 günlüğüne bunu veriyoruz işte. Hani ne bileyim bir video çek, bilmem ne yap demek bu kadar zor değil ki ya. Ne bileyim mesela atıyorum işte bir maçın oyuncusu getirirsin mesela işte insanlara göstermek için dersin ki al size biz işte 2000 elmas veriyoruz bunları sadece işte maçın oyuncusunda kullanabilirsin atıyorum yani. Emir aramıza hoş geldin kardeşim. Bu taraftar bir şey değil ki canım bundan çok daha yüksek taraftar alanlar var. Karakter değişelim abi. Mesela ben bunların hiçbirinde oynamıyorum abi. Yani ben de... Beşiktaş geldi. Beşiktaş geldi Fero'dan. Fero kesene bereket kardeşim. Şu karakterlerin hiçbirini sevmiyorum abi. Hiçbirini. Şimdi yeni destansılar geliyormuş bu arada. Kupiti alalım. Tabii canım biz oyuna para da yatırıyoruz yani. Ya mesela örnek veriyorum yani ya ne bileyim bir sezon biletini mesela ver ya ne olacak yani 130 lira 150 lira bir şey. Ya ben zaten veririm. Senin vereceğin bir sezon biletine benim ihtiyacım yok da yani alt tarafı 150 lira paradan bahsediyoruz yani her taraf para olsa ne olur? Bir yemek yediğin zaman pizza olmuş 250 lira. Ama hani çam sakızı çoban armağanı gönül alma muhabbetine verebilirsin yani. Adam onunla alakalı bir içerik çeker, bilmem ne bileyim, kutuyu açar vesaire. Ama yok abi. Abi ben 32 leveldeyim. Hesabı nasıl kasabilirim? Para önemli değil. Hiç kasmayla uğraşma kardeşim. Direkt hesap al. 100 level satılan hesaplar var. Bas parayı al. Ondan sonra da keyfine bak, oyununu oyna. Ama tabii patlak hesap alma. Yani Facebook gruplarında var ben görüyorum işte destansılı bilmem ne hesapları öyle 1500 lira 2000 liraya falan satıyorlar. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir dünya yok yani. Alacak olan kişiye mesela ben soruyorum. Diyorum ki kardeşim sen de diyorum böyle bir hesap olsa destansılı vesaire sen satar mısın diyorum 1500-2000 liraya. Satmam diyor. Diyorum ki senin satmayacağın hesabı adam diyorum niye sana versin yani? Hani elması bol olsun, zümrüsü de olsun, yeşil parası da olsun. Destansı da full olsun. Bütçen 2000 lira. Abi öyle bir şey yok ya. Öyle bir dünya yok. ...1600 vallahi çok ucuz vermişsin Müslümcü. Bilmiyorum senin hesabında destansılar falan var mıydı ama... ...ismimi nereye yazdın Cemre? YouTube'da... ...beni takip etmeyen kardeşlerim takip edebilirler. Orada da... ...içerikler çekiyorum, videolar atıyorum. TikTok'ta... Çok o olaya sıcak bakmadığım için yapmıyorum ama YouTube'da
Kameralı yayınlar yapıyorum. Beni görmek isteyenler oradaki videolarıma bakabilirler. İhtiyarı görmek istiyorsanız oraya bakabilirsiniz. Halise rakibi kızdırdı ama rakip bot. O gözlük gözlük olayı başkaydı ya. Hangisinden bahsediyorsun ama? Ferolarla yaptığım yayından mı bahsediyorsun? Hasan'la yaptığından mı? Gözlük olayını Hasan çıkarttı ya. Bir gün beni görüntülü aradı, bir baktım gözlükle. Ulan ne gülmüştüm o görüntülü aramada. Geçen de öyle bir video çektik. Fero'yla Selçuk, Selçuk demişim. Selçuk'u gördüm, Selçuk dedim. Selçuk hoş geldin, aleyküm selam. Sercan. Sağ olsunlar, beni kırmadılar. Ama o yayında biraz işler ters gitti. Çok uzatamadık ya. Benim bir acil telefonum geldi. Hemen çıkmak zorunda kaldım. Tam böyle yayın oturuyordu. İzleyiciler dolmaya başlamıştı. Biz yayını kapattık abi. Sıtkı kardeşim, seni yeni gördüm. Hoş geldin. Sıtkı da bize nazar boncuğu atmış. Teşekkür ederim kardeşim. Nazar değmesin diye mi attın? Adamsın. Ya yayın güzeldi ama işte diyorum ya, biz tam böyle tatlının üzerine şerbeti dökmüştük. Tam yiyecektik abi. Kapattık. Tatlıyı servis edemedik. Tatlı döküldü. Ya işte kendimize göre böyle içerikler yapmaya çalışıyoruz. İşte takip eden kardeşlerimize farklı şeyler olsun diye. Oyunda çünkü hep aynı şeyleri yap yap. İşte maç at bilmem ne. Yok sezon bileti aldık. Yok sandığı açtık. Nereye kadar yani? Cemre, ligde yakalaman lazım. Leo Cardi geldi, gülüyor. Evet kardeşim, bol şans. Bu arkadaş iyi oynuyor sanki. Güzel. Hayret. İlk defa sağlam rakip geldi abi. Şaka gibi. Tam 35 dakika olmuş. 35 dakikadan beri ilk defa. Trabzonspor geldi. Rakibi kızdır geldi. Evet, bu rakibi kızdırmak lazım abi. Bu rakip güçlü. Biraz motivasyonun düşmesi lazım. Ay. Trabzonspor geliyor abi. Adama gol atamadık abi. Güzel, 2-1 yaptık. Rakip vallahi oyunum 10 numara oynuyor, helal olsun. 3-1 yaptık. Rakip temiz oynuyor, güzel oynuyor, helal olsun. Ay ne oldu? Al abi, 3-3 oldu. Şöyle gelelim. Ay bayıltır mıyız? Bayıltamadık. Bayıltamadık abi. 14 saniye kala bir gol attık. Yer miyiz? Yersek Nortingen oluruz abi. Ben size söyleyeyim. Hadi Mahmut alırsın. Alttan yapıştır Mahmut. Yapıştıramadık. Şöyle atar mıyız? Maç gerçekten güzeldi.
Makro ile herkes oyuncu Vortex Paşa demiş. Sen de oyna kardeşim. Şimdi bir dakika. Şu hediyelere bir bakmam lazım. Şunu nasıl yapsak ya? Şurası. 4 tane Trabzonspor geldi. Trabzonspor'u 29 yapalım abi. Kardeşim onunla alakalı bir ayar var. O ayarları yapman lazım ama biraz teferruatlı. Ben kendime göre özel yaptım o ayarları. Taraftarları o şekilde kaldırdım. Bilgisayarın özellikleri falan onu desteklemesi lazım. Evet, devam. Opsiyonel. Bu hesaba 2-3 kişi giriyor. Acaba hangisi? Neyse fark etmez. Biz hepsini oynayalım. Hadi bakalım. Güzel bir maç olsun. Kardeşim bol şans. 1-0 yaptık. Galatasaray geldi. Evet, 2-0 yaptık. Dün Sarp Fenerbahçe'yi uçurdu abi ya. Bu hafta sonuna kadar bu ligin sırası çok değişmez sanmıyorum. Rakibi kızdırdı Halis'e. Bir dakika abi, rakip de güzel oynuyor. Büyük. Yer misin? Yer misin abi? Yer misin? Yemiyor abi, gol yemiyor adam. Şöyle alttan çalışalım, dur. Alttan bir tane attık abi. 2 tane attık. Farkı 2'ye çıkarttık. Alır mısın Mahmut bu maçı? Rakibi kızdırın abi. Güzel. Oo, rakip. Şöyle atar mıyız? Atamadık. Atamadık. Güzel. Bir tane daha atarsam maçı kopartırım. Ama kopartamadık abi. Güzel. Sessiz adam bizi takibi almış. Kardeşim hoş geldin. Bit. Ulan 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 dur 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 dur. Güzel. Evet maçı koparttık. Eyvallah kardeşim. Vallahi süper maçtı. Orhan bizi takibi almış. Kardeşim hoş geldin. Aleykümselam. Sessiz adam. Şimdi bir dakika. Galatasaray'a bir tane gelmişti. Galatasaray'ı ekleyelim. Galatasaray'ı ekledik. Bekir Kira bizi takibi almış. Kardeşim hoş geldin. Güzel maçtı. Evet, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Devam. Sıtkı geldi. Sıtkı Cansın. Sıtkı'yı almak istiyorum ben şeye ya. Kameralı sohbete. Sıtkı da çok temiz çocuktur. Evet, Sıtkı bize alttan bir tane attı. Şu Sıtkı'yı bir kızdırın ya. Bu Sıtkı'yı biz yenemeyiz abi, ben size söyleyeyim. Bak, 2 tane geldi hem de. Sıtkı kız biraz, Sıtkı demoralize ol. Oyundan çök biraz. Uy. 2-1 yaptık. Alır mıyız Sıtkı'yı?
Bir dakika, Sıtkı çok saldırıyor Sıtkı. Oo, Sıtkı golü attı abi. Güzel, 3-2 yaptık. Sıtkı güçsüz oynayacağız herhalde. Vay! Evet, 4-2 yaptık. Vay anam, vay 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 vay. Güzel. Alır mıyız Sıtkı'dan maçı? Alırız herhalde. Güzel. 6-2 yaptık. Şöyle alttan atar mıyız? Ah be. Yemedi Sıtkı. Sıtkı da benim gibi zıplamıyor abi. Şöyle alttan. Oo, yalnız maç var ya, efsaneydi ha. Sıtkı. Eyvallah kardeşim, eline sağlık. Ne oldu abi? Ne demiş? Bir dakika dur ya. Banlamaya gerek yok. Bir saniye. Şunu şuraya alayım ben ya. Dur abi. Ha, bir dakika. Şu yukarıya kaldırmayı yok edeyim. Niye alamıyorum ben bunu? Ha, şeyden dolayı alamıyorum. Neyse. Oyunda yapmadığınız hile orada yok. Ondan sonra milleti yendim diye geçiniyorsunuz. Yo, benim öyle bir derdim yok ki yenmek, yenilmek diye. Yani hileden kastın ne? Mesela söyle, karşılıklı konuşalım. Yani hakaret vesaire kavga etmeye gerek yok. Normal karşılıklı konuşalım mesela. Hileden kastın ne? Beşiktaş geldi. Beşiktaş geldi abi. Tam taraftar gizlemek hile mi oluyor? Beşiktaş geldi. Kesene bereket. Kayra. Abi bir dakika, engellemeyin ya. Bir saniye, bir adam bir anlatsın bakalım. Bir meramını bir anlatsın abi. Tamam, engellemiyoruz ama senden diyeceğim, küfür hakaret olmasın. Selçuk, sen burada mısın? Tamam, sen buradaysan Selçuk, senden diyeceğim, müsaitsen chatten ayrılma. Chat'i sana emanet ediyorum. Sen takibini yap. Tamam, bir dinleyelim bakalım arkadaşın ne diyor, ne anlatıyor bakalım. Neymiş yani, hileden kastı ne? Tamam, banlamayız zaten. Evet, küfür etmediği sürece sıkıntı yok abi. Karşılıklı konuşalım. Hayır abi, hile değil. Ne alakası var? Bilgisayarda bir ayar yapıyorsun. Yani bunu Fortnite'da da yapıyorlar. Valorant'ta da yapıyorlar. Yani bu hile değil ki. Animasyonları yani... Aha, Fero geldi. Fero dur lan, bir şey konuşuyorduk ya. Oynayacağız mı? Oynamayalım Fero, dur. Oynayalım mı? Dur, şu adamı bir derdini bir anlat, anlayalım. Ona bir açıklama yapalım Fero. Kardeşim tamam, oyun seri oluyor da bu hile değil ki. Yani ben zaten normal şartlarda yayın açtığımdan dolayı bir kere zaten rakibe göre ben daha gerideyim. Yani yayın açmak, şimdi sen yayın açmadığın için bilmiyorsun. Hani yayın açmak, ekranı paylaşmak kolay işler değil. Yani ben mesela oyunu adapte değilim. Aynı zamanda chat'i okuyorum. İşte gelene hoş geldin diyorum. Gidene güle güle diyorum. İşte hediye atana teşekkür ediyorum vesaire.
Zaten oyuna %100 konsantre değilim ben. E sen de yapabilirsin. Niye yapamayacaksın? Yani bilgisayarda oynuyorsan yapabilirsin ayarları. Yani senin yapmaman için bir sebep yok ki. Yapabilirsin. Bota mı düşerim? Sen sal, ben niye salıyorum? Neyse salayım hadi lan. Hayır abi, tüm çevrem falan böyle bir ayar yapmıyor. Bu şu anda bu ayar benden başka kimse de yok. Sen aslında bunları anlaman için senin yayın açman lazım. Yani yayın açtığın zaman yayıncının ne kadar zor şartlarda yayın yaptığını anlarsın. Ha, diyeceksin ki açma yayın. O da tabii bir bakış açısı. Yani yok kasıyor ediyor, yok içimden geçiyor, bilmem nereden geçiyor. Yani böyle deyip de ağlayacaksan açma diyebilirsin yayını. Bu da bir bakış açısı. Ben zaten hiçbir zaman bunu dile getirmedim. Ha, evet Fero, doğru söylüyorsun. Aynen. Aynen kardeşim. Kardeşim ben oyuna müdahale yapmıyorum. Taraftarların üzerine animasyon olmasın diye ekran kartından ayar yapıyorum. Hayır bir de bu ayarı yapmadan da ben oynayabiliyorum canım. Yani şimdi hani bu taraftar kaldırmayı sen şimdi öyle bir hale getirdin ki hani sanki bunlar varken millet oynayamıyor yani. E bizim Fero'da mesela böyle bir ayar yok. Fero'nun mesela ekran kartı bu ayarı desteklemiyor. E Fero oynamıyor mu abi? Fero çatır çatır maç atıyor. Bak Bekir doğru söyledi. Ama maç atmadığım zamanda da ekranda gözükür o isim. Ama dediğin gibi oraya ismimi yazabilirim. Mantıklı. Hayır kardeşim, oyun içinde ayarlardan falan yapılmıyor bu. Sen benim bu söylediğim oyunu Fortnite'da da yapabilirsin, Valorant'ta da yapabilirsin, PUBG'de de yapabilirsin. Yani animasyonlarla alakalı animasyonları kıs diye bir bölüm var. Ekran kartının ayarlarında oradan yapıyorsun. Yani böyle çok aman aman bir action yapmıyorsun yani öyle söyleyeyim. Sadece ekran kartının o özelliği olması lazım. Onu desteklemesi lazım. Olay bu. Valla ilk kez duyduysan o senlik bir durum kardeşim. YouTube'a yaz yani oyun animasyon kaldırma, animasyon azaltma diye yaz. Milyonlar tane video çıkıyor. Bu arada yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. YouTube'da da aktifim. Oradan takip etmek isteyen kardeşlerim beni oradan da takip edebilirler. Orada kameralı yayınlar yapıyordum. Berlin gelmiş. Berlin gelmiş. Canım hoş geldin. Beni sev göndermiş. Bizim Bot Osman mı, Selçuk mu acaba? Kim bu? Güzel maç olacak. Şu rakibi bir kızdırın ya. Oy 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 oy. Bu Selçuk zıplamıyor. Osman olsa şimdi 50 kere yemişti bunu. Güzel. Selçuk sana gelsin bak. GIF'teki arkadaş sana bir hareket yapıyor. Bak izliyor mu? Sana gelsin o hareket. Yare yare diyorlar sana bak.
Bak Halise yare yare diyor sana. Yare yare, her türlü parçalayacağız seni. Yare yare. Evet. Selçuk'a şöyle bastıralım. Bastıralım abi, şöyle atak yapalım. Bastıralım. Ah be, bastıramadık. Evet, bakın Sıtkı yazdı oraya. Zaten YouTube'a benim ismimi direkt yazdığınız zaman çıkıyorum. Orada kameralı yayınlar yapıyorum. Videolar atıyorum. Ramazan'da mesela, Ramazan eğlencesi adı altında 30 gün boyunca her gün video attım. Oğlum bu Selçuk bizi yakalamış lan. Aha attık vallahi. Selçuk geliyorum Selçuk. Ay içimden geçti. Selçuk geliyorum Selçuk. Atabilir miyiz? Ah be. Ah be. Eyvallah kardeşim. Eksik olma Berlin. Ah be kardeşim. Tabii tabii. Yani ben gayet güzelce seninle konuşuyorum. Gayet güzel açıklıyorum. Ama ısrarla bana karşı ön yargılısın be. Ya bu kadar, ne bileyim yani, bu kadar kötü olmayın ya. İyi olmak daha güzeldir bak. Ben gayet güzel her şeyi anlatıyorum sana, daha hala ters ters yazılar yazıyorsun, tersliyorsun. Yani bilmiyorum abi, ne bileyim. Garip geliyor gerçekten. Kardeşim şu an yayındayım. Nasıl göstereceğim? Yani nasıl gösterebilirim? Zaten YouTube'a yazsan çıkıyor orada. Selman şapkasız çıkmam abi demiş. Ama şapkayı takmayı unutmuş. Muhtemelen şapkayı taktı ama oyun algılamadı. Ben sana zaten ipucunu verdim. Dedim ki YouTube'a yaz dedim. Çıkıyor. Milyonlar tane video çıkıyor. Daha nasıl yardımcı olayım ki sana? Ne yapayım mesela? TeamViewer'dan bilgisayarına bağlanıp ayar mı yapayım sana? Evet. Wait. Atar mıyız? Atar mıyız? Şöyle, evet. 7. golümüzü attık. Evet, yare yare geldi Selman'a. Selman görüyor mu bu yare yareleri? Selman. Yare yare. Yare yare. Hadi bakalım Selman. Evet, Selman'ın 10. golümüzü attık abi. Golleri çift rakama çevirdik. Yare yare. Yare yare, 11 geldi. Aa, Fero'ya bak. Fero sen beni yakalarsan yare yare yıkılır, ben sana söyleyeyim. Az önce ne güzel Ferhat'la maç açacaktık ya. Arkadaşa cevap vereceğiz diye Fero'yu da kaçırdık abi. Bozok geldi. Survivor'da mı bozok? Survivor bozok mu bu? Gel bakalım. Burası Survivor'a benzemez. Bozok efendi. Her türlü aklını alırız.
Yare yare. Sıtkı, bu yareleri kime gönderiyorsun? Oynadığım rakibe mi gönderiyorsun yoksa başka birine mi? Adını koy bunun bakalım. Yare gönderdiğin zaman çete yazabilirsiniz mesela. Bu yare şuna gelsin. Feroya demiş. Aman Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum. Nasıl atılıyor demiş. TikTok gönderiyorsun Bekir. Hediyeler kısmında TikTok gönderirsen yare devreye giriyor. Sessiz adam ne demiş? Ben gidiyorum, gelişim çok güzel olacak. Kardeşim güle güle git, güle güle gel. Gelecek yareler Sıtkı'ya geliyor demiş. Allah! Kim geldi abi? Aytaç. Aytaç gel bakalım. Eyvallah kardeşim, bol şans. Ama maçı salma. YouTube'da maçı salmanızı istiyorum. Güçsüz rakip gelince, ama burada salmayın abi. TikTok'ta salmayın, bot geliyor abi. Bak TikTok'un kralı geldi. Game Master. Küçük kral. Kaos Şövalye çok asil durmuyor mu? Ben çok iyi buluyorum demiş. Kara Şövalye. Kara Şövalye hangisi kız? Kaos Şövalyesi demek istedin herhalde. Abi ne oluyor? Bir şeyler oluyor oyuna. Hadi bakalım. Kaos yazacaktın demiş. Sen de benim gibi dün Sarp'a Sinan deyip durduk abi. Sen varken krallık bize düşmez. Yok biz burada çömeziz be. 3-5 günden beri yayın açıyoruz alt üstü. Bak bir şey söyleyeceğim. Herkes kendine göre bir kraldır. Ama çok açık ve net söylüyorum. Bundan ne kadar gurur duyar bilmiyorum. Kaos yayınlarının kralı Fero. O işi çok iyi beceriyor abi. Çok böyle sövmese daha iyi ama Sıtkı'dan beni sev geldi. Aman aman demiş. Öyle Fero. Şimdi eğri yeri doğruya doğru. Abi gelen rakibe bak ya. Abi gelen rakibe bak, şaka gibi ya. Buna yare falan atmayın abi. Bu zaten güçsüz. Buna yare atsanız bu düşer bayılır bu. Düşer bayılır gider abi. Ah senin ben canını yerim. Nasıl da zıplıyor ya. Abi zıplıyor, bana gol atmaya çalışıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Ah senin ben canını yiyeyim ya. Bak bu arada bot geldiği zaman bunu YouTube'da çok göstermiştim. Size botları yenme taktiği göstereyim bak. Bot gelince bana hatırlatın. Abi adamı bayılttınız ya. Adam zaten güçsüz. Şuraya bak.
Gel kolumdan tut da gezelim hadi. Alex. Bu nasıl Alex lan? Bu nasıl Alex? Junior Alex bu. Güzel de bak bu espri Çulsuz Alex. Arkadaş ya. Ya biz Türkler var ya pratik zekada gerçekten yani dünyadaki herkese taş çıkartırız abi. Ben mesela bazen böyle İşte bu haber sitelerinde olsun, Twitter'da falan böyle paylaşımlara bakınca, TikTok'ta da mesela bakıyorum. Özellikle Sıtkı diyor, 16 fark edin çık baştan. Yorumlara bakıyorum. Abi efsane yorumlar var ya. Sıtkı görüşürüz kardeşim. Kesene bereket. Teşekkür ederim. Kesinlikle Halise. Kesinlikle abi. Yani var ya pratik zekamız bizim müthiş ya. Mesela TikTok'ta falan bazen komik videolar oluyor. Bir şey oluyor. Yani alttaki yorumları okumaktan kendimi alamıyorum ama nasıl gülüyorum böyle yani böyle bir şey yok. O konuda gerçekten yani biz çok farklıyız abi Türkler. Rakip öğren de gel dedi bize. Evet, rakibin karakteri zamanında oyunu alt üst eden, bütün algoritmayı bozan, tabiri caizse çok özür dilerim, oyunun içine eden karakter abi. Ne olduysa bu karakterden sonra oldu. Bu flash bank mıdır? Flash puk mudur? Ne karın ağrısıdır? Abi bu geldi. Oyunun bütün metabolizması bozuldu. Vallahi çıkmaz olsaydı be. Çıkmaz olsaydı abi bu karakter. Ne olduysa bundan sonra oldu zaten. Bunu hiç unutmuyorum. Selçuk sen hatırlıyor mu bilmiyorum. Bir tane Brezilya'da bir sazan vardı. Bu karaktere 20 küsür bin lira para yatırmıştı. 7 seviye yapmak için. İlk o yapmıştı. Millet kafayı yedi abi bu karakteri görünce. O zaman kaçtı bu? Vallahi herhalde 120-125 gücünde falan mı ne çıkmıştı? Valla ben Bekir, ben çok merak ediyorum yani bu Vega'dan sonra ne olacak bu oyunda mesela hani nasıl bir şey gelecek? İnan onu çok merak ediyorum. Yani ne olacak mesela böyle 230-240 gücünde karakterler mi gelecek? Millet Vega ile oynuyor. Ben mesela Vega ile oynayamıyorum. Kendi adıma. Bizim Ferro da mesela oynadı. Ferhat da beğenmedi mesela Vega'yı. Çok hızlı karakter abi. Yani karaktere hakim olamıyorsun ki. Şimdi o karaktere hakim olamadığın zaman onun üstünde ne gelebilir yani? Oo Ferhat bastırıyor abi. Bak Selçuk'un dediği olabilir ama o zaman da çok saçma olur ya. O Fero'dan 20 tane Beşiktaş geldi. 13 tane daha Beşiktaş geldi.
Selçuk, sen bu hediyelerle alakalı bana mutlaka hatırlatma yap. Ben belki unuturum falan. Abi Beşiktaş'ı şöyle yap, Fener'i işte şu rakamı yap diye bana mutlaka hatırlat, sana zahmet. Beşiktaş. Fero'dan 6 tane GG geldi. Trabzonspor. Ben Trabzonlu olduğum için gönderdi Fero'nu. Adamsın la Fero. Otuz üç tane attı ya. Altı tane de Trabzon attı. Oğlum nasıl 85 lan? 20, 13 tane de dondurma attı ya. Ay 20'nin haricinde 13 atmış ya. 65 33 98 ya senin matematik hocana var ya. Senin matematik hocana var ya. Ulan biz bu Selçuk'a güvenirsek battık. Battık abi. Bu da 35. Battık abi. Ormanda ter olmaya geldik. Eyvallah Fero. Teşekkür ederim kardeşim. Ah geldi. Benim adamım geldi benim adamım. Benim adamım geldi. Yakışıklı güvenlik. Ulan o gerçi hani bir tane yakışıklı güvenliğim diye gezen bir adam var ya. Ona söyleyin abi o ismini değişsin. O ismini değişsin. Burada bir tane yakışıklı varsa o da Sercan. Bir tane yakışıklı var, o da Sercan abi. Sercan, ismini yakışıklı Sercan yapsana ya, Allah için, benim için. Vallahi sana yakışır bak, yemin ediyorum. Yakışıklı Sercan yap. Hadi bakalım çete yapsın diye yapın abi, seni mi kıracağım? Adamsın be. Öyle daha çok sevilirsin zaten. Ama sen yok. Yakışıklı Mao demiş. Fero da şey yapsın. Fero is back. Fero is back. Nasıl? Süper abi bence. Kral Burkan. Manne bizi takibe almış. Aramıza hoş geldin kardeşim. Evet bakalım Burkan'ı yenebileceğiz mi abi? Burkan'a bir yare yare atın ya. Yare yare. Oo bak bu adam güzel oynuyor abi. 1-0 yaptı.
Aha yare yare geldi. Furkan, bu sana gelsin Furkan. Furkan yare yare Furkan. Yare yare. Furkan yare yare görünce oyundan düştü abi. Vallahi oyundan düştü. Oğlum ne oluyor lan? Yavrum benim be. Şu Sercan'ın ismine bakın abi. Adamsın. Burkan, yareler seni duman etti Burkan. Sercan'ın ismi 10 numara oldu. Vallahi. Abi adam yakışıklı ya. Yakışıklı adam yakışıklı yazacak tabi. Yani çok mütevazı olmaya gerek yok abi. Yakışıklıysa yakışıklı adam. 10 numara adam. Buradan Sercan'a göz koyan hanımefendilere sesleniyorum. Öncelikle benim filtremden geçmeniz lazım. Benim onayımdan geçmeniz lazım. Sercan'ı öyle herkese veremeyiz abi. Öyle her isteyen Sercan'ı alamaz. Önce bizim eleğimizden bir geçecek. Ondan sonra. Burkan'ı duman ettik abi. Yare yare. Yare yare yaptık. Tabi bedel ödemesi lazım. Aynen Selçuk. Kesinlikle abi bedel ödemesi lazım. Öyle kolay mı 18'lik delikanlıyı almak? Aa ne güzel dünya. Anası babası yetiştirsin. Ondan sonra tavuk piş ağzıma düş. Yok öyle bir şey. Kim geldi abi? Zeus, Meos birileri geldi. Ne demiş? Sercan'ın nikah şahidi benim. Abo oğlum orada kaos çıkar lan. Sen var ya orayı karıştırırsın Fero. Sercan sakın öyle bir şey yapma. Yeminle nişan falan atılır bak ben sana söyleyeyim. Gelir oraları blender gibi karıştırır bak Fero. Çekilin şuradan lan mikser geldi hesabı. Memuru da Mahmut. Mahmut yapma yapma. Ay. Ya Sercan hiç o şeylere girme. Girme kardeşim. Girme beni hiç o topların içine sokma. Abi karakter kaç gücünde? Karakterim kaçtı bilmiyorum ki. 142 gücünde kardeşim. Şutla zıplamam 139, boyutum 165, hızım da 126. Sen de sağ ol kardeşim ne demek rica ederim. Hadi abi şöyle güzel bir rakip gelsin. Yare yareler de gelsin. Aha karizma sepeti geldi. Bu normalde bu arkadaş güzel oynuyor. Geçen maç saldı bana. Niye maç salıyor bu ya? Eskiden oynuyorduk abi biz bundan. Şimdi bot gelecek bize abi. Ama ben gerçekten bak şimdi yani şakası bir tarafa bu oyunun içerisinde
Yayında olduğunu bildiği içindir. Ya oynasaydık bir şey olmaz ya. Ne olacak 600'e? Zaten rakip gelmiyor. Bizim bu işte Fero, Sercan, mesela bu yaşı küçük kardeşlerinden işte bizim Selçuk olsun, Osman olsun. Bunlar askere falan gittiği zaman bunların yerlerini bilirsem yanlarına ziyarete gitmek isterim ya. Bizim bu Sercan'ın, Fero'nun düğününe falan da gitmek isterim. Güzel bir anı olur yani bizim için. Buluşma videosu gelir mi? Vallahi belli olmaz. Gelir mi gelir. Benim sağım solum belli olmaz. Fero uzun zaman TikTok'ta yayın yapıyormuş abi. Artık diline pelesenk oluyormuş. Düğününe gittiğim zaman düşünsen oradan bağırıyormuş. Abi bir beni sev atar mısın? Bir TikTok abi. TikTok getirdin mi abi falan. Millet de böyle bize bakıyormuş. Ulan ne diyor bunlar? Beni sev, beni sev falan. Rezil oluruz orada, yemin ediyorum. Bu nasıl rakip ya? Bu nasıl rakip ya? Allah'ım. Vallahi TikTok dili, aynen. Abi bir kalp atar mısın? Orada tabii yaşı biraz büyük. Amcalar, anneler de olur. Onlar da bakar böyle bize tip tip. Ulan ne diyor bunlar? Kalp at falan. Selçuk'un espri çok iyiydi ha. Harbiden. Bir aslanıp pastayı kesiyoruz. Spor arabaya evet diyoruz. Aleykümselam. Kardeşim hoş geldin. Kafa topu hayranı. Hoş geldin kardeşim. Vallahi çok iyi ha. Bak işte az önce bahsettiğim olay buydu. Hani pratik zeka. Bak hemen 2 dakikada nasıl hemen konunun içerisinde espriler çıkartıyorsunuz. Ya bu emin ol Avrupa'dakilerde böyle bir şey yoktur abi. Vallahi bak çok samimi söylüyorum. Ah be abi ya rakip gelmiyor ya. Fero burada mı ya? Fero beni yakalasın ya. Abi varsa taş golemle oynar mısın? Taş golem ne? Antik golem mi demek istedin? Vallahi çok para yatırdın be kardeşim. Al abi rakip gelmiyor gördün mü? Şu hediye... mega gelmiş. Mega paketi açalım hadi. Bas abi. Şunlar kaldı. Şunları 7 seviyeye yapacağım. Şunları alalım. Şuradaki ödülümüz de oldu. Şunları da alalım abi. Yok, 100 bin lira değil canım, o kadar değil. Şunu da alalım. Tamam. Ya şu şeyi nerede? Bunu antik golem. Yani çok sevmiyorum ben bu karakterleri ama senin için oynayayım bir tane. K yatırmışımdır. Yok ya, o kadar yatırmamışımdır ya ama yani bir 25-30 yatırmışımdır ama tabii ara ara yani çok uzun dönemde. Fırat Alman.
Oynayacağız mı? Oynayalım hadi, hazır Vega gelmiş. Oynayalım oynayalım, bir şey olmaz ya. Yenilirse yeniliriz abi, nedir yani? Antik Golem mi denk geldi? Antik Golem mi de ben oynayamıyorum abi. Neyse sağlık olsun ya. Yenilirsek en fazla bize bir tane yare yare atarsınız abi. Bu sefer de yare yare bize gelsin. Hadi bakalım. 4-0 yaptık. Güzel. Yeneceğiz gibi sanki. Bu bizi herhalde tanıyan biri ya. Önce oynamadı. Ben oynamak isteyince oynadı. Belki de YouTube'da zannediyor beni. Evet, 5-1 yaptık. Ha şey ama biraz hızlı oynuyor ya. Bilgisayar herhalde iyi değil. FPS'i düşük herhalde. Vega'dan yüksek nasıl bir şey gelebilir ki? Vallahi gelemez bence de. Az önce Selçuk'un dediği doğru. Muhtemelen o karakterlerin güçlerini düşürecekler. Her zaman yaptıkları şey. O 3x açtı rakip. Rakip 3x açtı. Şöyle büyük kaleyle. Lüt. Ah be. Şöyle alttan atar mıyız? Atamadık. Atamadık. Şöyle atalım abi. Oo güzel. Şöyle bir daha atalım abi. Onu geç. Onu geç. Ay, ay, aman ya Rabbi neler oluyor? Lan! Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok. İki kere topu arkamıza kaçırdık. Biz de oyuncuyuz diye geçiniyoruz var ya. Vallahi bizden oyuncu mu oyuncu olmaz abi. İki kere topu arkamıza kaçırdık lan. Ah be kardeşim be. Koracı artık zıplamıyor. Eskiden zıplıyor muydu bilmiyorum ki. Bak biz şununla oynayalım abi bak. Aa bak, beni YouTube'dan takip edenler bilir. Takip etmeyenler kendi gibi bilir diyelim. Benim eskiden meşhur karakterim Asil Samuray. Bana YouTube'da Asil Mahmut diyorlardı eskiden. Bak bununla oynayalım. Bana eskiden bununla oynarken Asil Mahmut diyorlardı. YouTube'da bilenler bilir. Burkan geldi abi. Burkan bize şimdi yare yareleri yedirecek. Az önce adamı yenemedik. Şey, adam bizi yenemedi. Şimdi robotu almış abi. Robot mu bu karakter? Ne? Ama biz Asil Samuray ile kolay kolay yenilmeyiz ya. Asil Samuray candır abi. Ne oldu? Rakip durdu abi. Şöyle evet. Oy güzel gol attı. Şöyle alttan atar mıyız? Atamadık. Şöyle vit atamadık abi. Evet 4-1 yaptık. Burkan yare yareler geliyor sana Burkan. Ah be. Bir kere yazdığın zaman okuyabiliyorum. Güzel kardeşim. Manne. Şöyle. Evet. 6-2 yaptık. Atar mıyız? Bak bu karakterin içerisinden çok fazla top geçmiyor abi. Evet. Kardeşim bol şans. Eline koluna sağlık.
Evet, Mamne'nin yazısını okuyalım. Bizim çok okumamızı istedi herhalde. Abi ben sezon bileti aldım. 3 tane koleksiyoner paketi ödülü alınca bana 380 destansı kart verdi. Onu verdi gibi göstermiştir kardeşim ama vermemiştir. Bazen oyunda öyle kafası bulanıyor oyunun. Ama vermemiştir. Karakterine bak, görürsün zaten. Aragorn geldi. Aa dur, bundan sonra benim gene YouTube'da beni takip edenler bilir, meşhur Sultan'la attığım maçlar var Sultan'la. Halise görüşürüz. Yayına verdiğin destek için teşekkür ederim kardeşim. Her zaman bekleriz, eksik olma. Benim YouTube'da Sultan'la attığım bir video var abi. Ne rakipler yendik var ya. Şimdi Sultan'ı alalım. Sultan gerçi şimdi güçlendi. Uzay Lord'u. Oynayalım kardeşim. Yani biz isteğe göre karakterlerle maç atmayacaktık güya. Kendi kendime öyle söz vermiştim. Önünü alamıyorum diye ama herkes istiyor. Atalım. Yapacak bir şey yok. Çok oynayamıyorum. Yani her karakterin özelliği farklı olduğu için güçlü rakip geldiği zaman olmuyor. Ama yapacak bir şey yok. Bir şey olmaz ya. En fazla yeniliriz abi. En fazla o olur yani. Daha ötesi yok. Abi kaosla oyna. Oyna. Oynar mısın? Sonuna onu eklemen gerekiyor canım benim. Abi ben kafa topu iki fakiriyim. Kardeşim fakirliğin sadece kafa topunda olsun be. Gerçek hayatta zengin ol. Bütün zenginlikler seninle olsun. Rakip bize kızdı abi. Evet, Manne düzeltmesini yaptı. Teşekkür ediyorum kardeşim. Böyle gayet güzel anlaşabiliyoruz bak. Evet, şimdi önce ne dediler? Uzay Lord'u, Manne ne demişti? Kaosla oyna demişti. Tamam. Önce Uzay Lord'unu alalım. Uzay Lord'u nerede abi? Şu. Uzay Lord'unu aldık. Kaç yaşındasın kardeşim? Fakirim diyorsun da kaç yaşındasın? Yaş 45, zeka 10, bağımlı kapı topçu yayın açmış. Aynen kardeşim. Ya 13 yaşında daha dur bakalım ne fakirliği be. Zeka 10 demiş. Bence zeka 10 bile fazla ya. Orada bana iltifat etmiş. JKL kralı. Uzay Lordu'nla oynadık. Ne dedi? Kaos Şövalyesi dedi. Al. Kaos'u da aldık. Değil mi Selçuk? Bence 10 bile fazla abi. Ekonomi şu anda evet genel anlamda sorunlu kardeşim. Merhaba, ben Aysu geldim. Bu da var ya.
Ne fazla ne eksik demiş. Oo, Aysu'ya gol atamıyoruz. Merhaba ben Aysu. Aysu'ya salsak mı ya? Oğlum o nasıl bir takım ismi ya? O nasıl bir takım ismi lan? Ateşliyiz.com. Hadi bakalım. Merhaba ben Aysu. Şuna bir yare yare atın ya. Ateşliymiş bu. Ateşi sönsün abi. Oğlum niye banladınız? Banlamayın Selçuk. Engellemeden önce cevap ver. Engelleyip sallamak kolay. Bağ mı demiş. Banlama. Bırak adam içindekini döksün ya. Rahatlasın. Adamı uğraştırıyor, gidiyor. Fake hesap açıyor. Bir daha geliyor bilmem ne. Ateşliyiz.com. Ateşliyiz Maho. Aynen. Ateşliyiz abi. Ateş ediyoruz. Senin gibi oyunu manipüle etmiyorum ya. Etmiyorum ya demek istedin herhalde. Hesap çok gayet normal demiş. JKL Reis. Doğru söylüyorum kardeşim. Sen de haklısın. Hepiniz haklısınız. Bir tek Ferhat haksız. Oo güzel, ismimi iyi yazdın. Bak ismimi hatasız yazdın. Ama O'yu sıfırla yap. Yok ya bırak, ne güzel chatte yazıyor işte. İzleyicimiz de var. Sıkıntı yok abi, yazsın adam hakaret etmediği sürece. Kolay geldi bana patladı. Hani bizim yakışıklı nerede ya? Bizim yakışıklı nerede abi? Kaç yıldır bağımlısın demiş. Vallahi ne bileyim, herhalde 7-8 sene vardır ya. 7-8 sene vardır. İşte Allah nasip ederse 10 seneyi tamamlamayı düşünüyorum inşallah. Daha bağımlılığı tam %100 evresine getiremedim. 10 yıl, her yılda %10 artıyor işte. 10. yılda %100'e inşallah ulaşacağız. Sen kaçlık dilimdesin kardeşim? Bağımlılık diliminde yüzdelik olarak hangi orandasın? On yani sen onu hak gördüysen 10'dur. Yani bence 10 bile değil. Yani 6, 7 falan. Ben senin gibi zeki değilim. 9 demiş. E tamam işte sen 9, ben 10, öyle deli deli takılalım abi. Sıkıntı yok. Nasıldı o şarkı? İki deli bir araya gelmemeliydik. O şarkıyı söyleriz karşılıklı, düet yaparız. Canım. Cansın. XXOOOXX geldi abi. JK'leriyiz. Bize bir hediye medya at da bizi biraz sevindir ya. Şu garibi bir sevindir be.
Aa, yakışıklı geldi. Yok lan, benim sesim çok kart ya. Aşırı şey böyle, nasıl diyeyim, tok mu diyeyim yani, böyle sert çıkıyor benim sesim. Küçüklüğümde de öyleydi mesela. Çocukluğumda falan da benim sesim hiç çocuk sesi gibi değildi abi. Tencere çalan teyze vardı. Kim o bilmiyorum ki. Instagram'dan falan atsana bana onun videosunu, izleyeyim. Merak ettim. O tencere çalsın, biz de düdük çalalım abi. Düet yaparız ondan. He, rapçi teyzeyi mi diyor? Onu biliyorum ya. O var ya, tam manyak ya. Ama yayınını var ya 10 numara yönetiyor ha. Ben bunu bir iki sefer böyle izledim. İzleyiciyi falan nasıl tutmayı beceriyor yayınında? Deli meli ama senin benim yapamayacağımız şeyi yapıyor abi. Onu bana ilk Gökhan atmıştı. Abi dedi, Allah için dedi, şu canlı yayına bir katıl dedi. Ulan bir katılın, bir baktım. Kadın kafayı yemiş abi. Sallanıyor, elektrik çarpmış gibi. Al işte abi. Oyunun Ankle Man'i geldi abi. Ankle Man. Bak. Oyunun yakışıklısı benim yayında. Sercan. Oyunun Ankle Man'i yayında, Can, o da benim yanımda. Oyunun en kral kaosçusu, mikseri, blenderı, Fero yayında. Daha gerek yok abi, daha başkası yeter zaten yani. Ben zaten deli. IQ 10. Sen de düdük tak ıkın, al sana 1000 izleyici. Of. Oğlum biz niye bu kaosla oynuyoruz? Adam bize bir kere kaosla oyna dedi. Bak bu Vega ile oynuyor ama Vega'nın güç slotları etki değil. Güçleri az bunun. Neyse, bir tane atayım sizin için hadi. Güçten oynayan biri gelirse abi Mortingen oluruz. Sayemde 50 izleyicim var demiş. Tabii canım. O yüzden tutuyorum seni zaten yayında. Ağlama oyna 36. Ne oldu? Oynamayalım mı? Tamam hadi oynamayalım. Hadi iyisin gene. Hadi hadi. İyiyim gene. Adamsın. Sana müteşekkirim. Reis. TikTok'un reisi. Ama ne yapıyoruz biz böyle? Ağlama oyna, bizimle eğleniyor abi. Yok, ben sana maç salamam. Banlamasaydınız lan, banladınız mı adamı? Şöyle, o ama bu hiç olmadı ya. Bu hiç olmadı şimdi bak. Ama bu hiç olmadı şimdi, ağlama oyna ya. Niye böyle bir şey yaptın sen?
Aman ya Rabbi, golü de atamıyorduk bak. Sessize aldım bu. Ah be, almasaydın da ne güzel oyun, adamla oynaşıyorduk ya. Finger deşiyorduk abi adamla, ne güzel. Çıtı pıtı. Oo, 1 saat 42 dakikadan beri yayındayız abi. Oha. Abi nasıl vakit geçiyor böyle? Neyse şu veganın enerjisini bitirelim. Sonra ben gideyim abi. Güçlü oynayan biri gelirse duman oluruz. Sam Online geldi. Ah, bunun da güçleri yok. Ne oldu? Oynamayalım mı? Hadi oynayalım, oynayalım. Rakip 1-0 yaptı. 2-0 yaptı. Oha, o nasıl şuttu böyle? İki iki yaptık. Can ortada yok abi. Can gene klasik. Bir selam veriyor. Hop. Ondan sonra buhar oluyor. Nerede bizim Ankleman'imiz? Ama sen neden böyle bir şey yaptın kardeş? Yedi iki yaptık. Beni anlamaya mı çalışıyor? Ha, o yüzden yazmıyor. Vega ile yakalarsa bizim içimizden geçer abi. Güç yok bunda. Lan Ankleman, basıyorum. İzle beni. İzliyor musun beni? 3, 2, 1, bastım. Bu kim abi? Tony Montana. Bu bende kayıtlıydı. Benim arkadaş listemde var bu. Ama kim? Bol şans. Ooo, Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe geldi. Kol bozuk dedi. Rakip kol bozuk diyor, oynuyor abi. Nasıl olacak? Fenerbahçe'ye iki tane oldu. İki yaptık. Abi Fener bu hafta sonuna kadar kesin şampiyon, ben size söyleyeyim. Dün zaten Sarp uçurdu. On bir yaptık. Şöyle gelelim. SSS. Fener'den gidiyor abi. Zaten profil resmi de Fenerbahçe. Kardeşim kesene bereket. Abi bu rakip 14 tane yedi, hala oynuyor. Buna bir yare yare varsa bir atar mısınız ya, bir yare yare? Yare yare gönderin buna ya. 16 tane yedi mübarek. Bizi izliyor herhalde, gülüyor.
Evet, Fenerbahçe 1034 oldu abi. Fener koptu gidiyor abi. Dün zaten Sarp fişi çekti. Geldim abi, Tony Montana benim diyor. Gördün mü? Eline sağlık kardeşim. Yara Yara'yı gönderiyorduk sana, az kaldı. 16 tane yedin mübarek, daha ne oynuyorsun? Yara Yara'yı biliyor musun sen, bizim yayınlardaki Yara Yara'yı? İşin şakası bir tarafa, senin de ellerine sağlık kardeşim. Enkılmen, beni duyuyor musun Enkılmen? Bir tane daha yaz demiş. Ha, yazalım. 1035. Abi yayın kaçta açıyorsun demiş. Vallahi belli olmuyor kardeşim be. Müsaitlik durumuma göre, yani öyle bir standart saatim yok. Kesene bereket. Teşekkür ederim. Evet, buradan Enkılmen'e sesleniyorum. 3, 2, 1 bastım. Ben teşekkür ederim kardeşim. Her zaman bekleriz. Aha vallahi yakaladı. Vallahi yakaladı. Lan güç açarsan var ya seni yerim. Ama ben bu Vega ile oynayamıyorum abi ya. Çok aşırı seri karakter ya. Baksana abi. Baksana. Yakalarız onu. Aa, yakalayamadım. Aha Yare Yare geldi abi. Yare Yare geldi. Enkılmene gelsin bu yareler. Evet bak, Yare Yare'den sonra bozuldu. Adamın bütün sistemi bozuldu. Bak görüyor. Vallahi bozuldu bak. Yare Yare'den önce gol atamamıştım adama. Hadi abi, alırız bu maçı. Yare Yare. Yare Yare can. Ah be, atamadık. Tüh. Geliyorum. Ah be. Vallahi işe yarıyor Selçuk. O kaleden bir çık, o kaleden. O kaleden bir çık, bir çık. Heh. Aha yemedi abi. Ah be. Dur abi, geliyorum şimdi, bir dakika. Al işte, gene alttan yedik abi. Yara yara atın şunu belki. Aha. Attım abi, 11 saniye. Ne oluyor lan? Ah be. Bak. Yarenin etkisi geçti. Aynen. Abi yayını kaçta kapatacaksın? Şimdi bitti. Enerji bitti. Kapatıyorum işte. Evet arkadaşlar, ben müsaade istiyorum. Ulan Enkılmen. Enkılmen bir dahaki yayında var ya. Rövanş demiş. Yani tamam hadi gel atalım. Ama dur, ben karakteri değişeceğim abi. Ben bununla oynayamıyorum. Dur, kupiti alayım. Veya şey alayım, dur. Nerede benim karakterim? Efsane Jack nerede lan? Adam diyor yani, o kadar diyor bekledik diyor. Bir maçta mı diyor bitireceksin diyor. Tamam hadi gel atalım. Ama senin var ya, normal VS atak. Nasıl normal VS? Tamam gönder işte buradan. Dur ben sana göndereyim. Gelmez mi böyle? Dur lan. Seni şimdi yara yarelerle niye reddettin? Ha ben mi reddettim? Oğlum biz siber zeki almışız ya. Heh, şunu alayım abi. Gel. Gel gel. Seni şimdi yara yarelerle İçinden geçiyorum. Gönder. Şimdi Enkılmen'e kabul et arkadaş isteğimi. Haydi sen. Ben de kabul edemem ki.
Benim istekler full. Ne lan bunun ismi? Aa, buradan gözebilir miyiz onu? Yakın zamanda yaptıklarımızdan. Buradan niye göremiyoruz seni, Can? Heh, dur ismini yazdı. A, C. Oğlum bir dakika, şu şeyleri kapatmam lazım. Heh. A, C. Yazalım. Heh, gönderdim. Gönderdim Can. Evet, şimdi yare yare Sıtkı. Şey, Sıtkı da nereden çıktı lan? Ulan Sıtkı bizi andı var ya. Gel buraya, seni var ya şimdi yare yare yapacağım seni, gel. Oo, 1-0 yaptı rakip. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bekle. Ah be. Gene atamadık abi. Büyük. Oğlum gol yemiyor lan bu. Gol yemiyor. Bu nasıl olacak abi? Ah. Al abi. Yare yare geldi ama hiç. Yare yare hikaye abi bu adama. Yare değil. Hiçbir şey işlemiyor. Nasıl olacak? Ama niye böyle... Bu yarı yarı da kasıyor sanki ya. Ben anlamadım. Oğlum gol yesene lan. Arıza. Ah, atamadık gene abi. Ah, attık bir tane. Gene atamadık. Ah be. Gol atamadık adamı abi. Enkelman gol yemiyor, Enkelman. Gel lan. Adam yare mare hikaye abi. Ama beni niye sağ tarafa atıyor ya? TikTok'un Enkelman'i. Gol yemiyor adam. Ah be. Aa, atar mıyız? Alan atmam lazımdı normalde bunu. İşte bir tane attık. Bu maçı almam lazım lan Enkelman. Bu maçı alacağım lan Enkelman. Sıfır yaptık. Enkelman'in pijamasını giydireceğiz, göndereceğiz abi, dur. Gel lan buraya. Aha, üçüncü golümüzü attık. Bu maçı alırsam şuna bir yare yare atın abi. Şuna bir yare yare atın abi. Yare yare geliyor abi. Ah be. Yare yare geliyor abi. 3-2 yaptı.
İşte yare yare Ankle Man pijamanı giy, spor idmanına git. Neyse bir tane daha atalım dur. Nasıl yendim ama can? Evet, bakalım. Maçın galibi kim olacak? Hep beraber göreceğiz. Ulan çok yukarı. Ne oluyor abi? Top birden böyle bir şey oluyor topa ya. Anlamadım ben. Ah be, atamadık. Ama yalnız var ya, maçlar müthiş keyifli oluyor. Can gol yiyecek mi Can? Maç 0-0 bitiyormuş, ne gülerim var ya. Adam gol yemiyor abi. Geçen de Sercan da aynı böyle maç attık. Son 5 saniye kala ben silik zoruyla attım abi bir tane. Şimdi bir tane at. Ah be! Ulan böyle bir şey yok ama ya. Böyle bir şey yok ama ya. İkinciyi mecbur yedim abi. Saldırdım çünkü. Ama 10 numara maçtı. Ne oldu? Gelmedi. 3 maç attık herhalde. Aha geldi. Abi gol olmuyor maçta. Nasıl olacak? Oğlum ben acıktım. Yemek yiyeceğim ya. Aha beni sol tarafa attı bu sefer. Al işte abi. Şimdi bunda öne geçmek için, aha neyse attık bir tane dur. Az önceki maçta daha az gol olmuştu. Niye burada şimdi çok gol oldu? Saldıracağız abi mecbur. Atmamız lazım. Attık. Vatan millet Sakarya saldıracağım abi. Öyle de gol yiyoruz, böyle de gol yiyoruz. En azından saldıralım. Ah be. Çok saçma gol yedim ama ya. İşte yare yare altında bir gol. Dur. Yare Ankle Man. Bu maçı alırız ya. Yare sana gel. Bak sana gelsin Can demişler. Aldık ya. İşte bu be. Yare. Gel. Bitti mi benim enerjim? Bitti herhalde. Yo, gerçi VS maçlarında... Aa ben gene soldayım. Şimdi bu maçı alırsam direkt kaçıyorum abi. Yayını kapatıyorum. Zirvede kapatıyorum. Yenilirsem devam, yenersem... Kapatıyorum abi. Hadi yare. Alttan abi. Alttan üstten. İşte bu be. Dur. Ulan. Abi o nasıl top döndü öyle? Süper.
Yare yare. Ankle beni duman etmem lazım. Hadi ankle man. Ah be. Ama yalnız var ya. Maçlar efsane oluyor. Al işte yedik abi. Şimdi bundan sonra kapatıyorum zaten. 2 saat olmuş yayın. Oha. Al işte abi ya. Nasıl yedik bu golü ya? O 22 saniye kaldı. Hayatta yenemem. Saldırmam lazım. Al işte. Saldırınca iş bitti abi. 11 saniye var. Mecbur saldıracağız abi. Yok. Ama güzel maçlardı. Cık. Bu maçta adapte olamadım. Eyvallah kardeşim. Can. Teşekkür ederim kardeşim. Eline koluna sağlık. Abi ben gidiyorum. Çok yoruldum. Kendinize dikkat edin. Beni yalnız bırakmadığınız için herkese teşekkür ediyorum. Yayın güzeldi, keyifliydi. Vallahi Can süperdi. Eline sağlık kardeşim. Gol olmuyor abi bizim maçlarda. Senin maçta bir de Sercan'ın maçlarında gol olmuyor bizde. Çok uzun soluklu oynadığımız için de yoruluyorum. Evet, herkese Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Benim bu şey niye kapanmıyor abi? He, bundan dolayı. Tamam. Selamun aleyküm.